dediğimizde bir bunu çözeriz. A kare artı 2AB artı B kare diye açarız. Bizim sizden istediğimiz şey, defteri de gösterelim. Defterdeki bu şekildeki dalları, bakın bunu açtığınız zaman, A artı B'nin karesini açtığınız zaman, A artı B, A çarpı B, A kare artı B kare şeklinde farklı farklı dallara yerleştirmeniz. Çünkü beyin bunu şu şekilde gördüğü zaman, uzun gördüğü zaman direnç gösteriyor. Öğrenmek istemiyor. Bunları farklı dalların üzerine küçük küçük koyduğu andan itibaren sınava girdiğinde otomatik olarak hatırlayabiliyor. Bakın hafızayı almadan bahsetmiyorum. Sadece hızlı bir şekilde hatırlamasından bahsediyorum. Ve bunu da beyin çok rahat bir şekilde hatırlayabiliyor. Sadece küçük küçük dallara ayırmak gerekiyor. Ve bunu hazır defterler üzerinde çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Bunlar ulaşılabilir de ama değilse bile belki... Ya dosya kağıdına kendisi dallar yapabilir. Dosya kağıdına şu, yani mühim olan saat dönüşü yönünde sayısı önemli mi? Mesela burada 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sayısı... Konuyu sığdıracak kadar. Adeta sanki böyle bir güneşin hani ışınlarını çizer gibi ama farklı renklerde olacak. Bir de arkadaşlara şunu... Ve saat dönüşü yönünde yazacak buraya bütün bilgileri uçlar. Ya sayısalla ilgilenen arkadaşlara şunu söyleyelim. Arkadaşlar sayısalla ilgilenen arkadaşlar bu dalları çıkartırken sanki bütün dalları eşit çıkartacakmışız gibi görünüyor. Kesinlikle eşit yapmayacaksınız. Eşit yaparsanız beyin sıkılır. Dalları o yazdığınız kelimenin boyutuna göre yaparsanız beyin eğlenceli hale getiriyor. Bütün iş sürekli monotonlaştırmamak olayı. Çok güzel. Renkte, çok güzel. Şekilde. Ve monoton olduğu zaman beyin unutuyor. Sadece tek monoton şey saat dönüşü olması yönünde gerekiyor bu bilgilerin. Şimdi diyorsunuz. Akademik bilgi de öyle. Ters yönde olursa daha karışık. Beyin mi zorlanıyor? Hayır, akademik bilgi de öyle. Siz evlilikle ilgili bir karar aldınız. Evlenmeyle ilgili organizasyon yapacaksınız. Rastgele çıkartabilirsiniz. Evet. Onu organize edeceksiniz onu. Rastgele çıkartabilirsiniz. Ama akademik bilgide sıralama çok önemli. Anladım. Mutlaka tabii, saat dönüşü yönünde. Tabii, tabii, saat yönünde olmasının nedeni de şu. Sol lobla sağ lobu birleştirerek kullanmış oluyorsunuz. İkisini beraber kullanıyorsunuz. Dengeli, evet. Dengelemiş oluyorsunuz. Evet. Eğer saat yönünde olmazsa biri devreden çıkıyor. Bu kez hatırlamayı, geri dönüşü unutuyorsun. Peki sizin bu söyledikleriniz bence sadece sınav için geçerli değil herhalde. Hayat. Yani özellikle Alzheimer'de, erken bunamada, unutkanlıkta çok ciddi artışlar var. Kişilerin ben hep yaşı ilerleyince de tıpkı bir öğrenci gibi bulmaca çözmesi, bu tür pratikler yapması, bu tür eğitimlere, kitapları, kurslara gitmesinin de beyni koruduğuna çok inanıyorum. Kesinlikle notları insanlar günlük hayatlarında notları bu şekilde almalı. Ajanda tutuyoruz, ajandaya yazdığımız şeyleri unutuyoruz. Peki. Buradan anlatacağımız başka bir şey var mı? Yok. Biraz o zaman hep beraber mutfağa bir geçelim. Tamam, geçelim. Biraz da beslenmeye ve yine sizle tabii ki kıymetli bilgilere devam edeceğiz. Şimdi buyurun buyurun lütfen. Hep beraber. Şimdi bu iş tamam.